Efendim, Arnavutköy'de gerçekten izdiham yaşanıyor ve az önce sevgili Hasan Yılmaz konserini çekerken ara vermek zorunda kaldım. Çünkü geldiğim, yanılmıyorsam 4-5 saatten beri buradayım ve Musa Tunoğlu ile röportaj alma şansı bulamadım. Çünkü binlerce insana etli ekmek dağıtıldı. Arkasından stand ziyaretleri oldu derken şu an yağmur başladığı halde sahneden çıktığımda binleri aşan bir kalabalık var ve yağmura rağmen dışarısı ana baba günü, tezgahların önü, ben birçok yerde çekim yapmıştım, maalesef yağmur yağdığı zaman ya da akşam 7'den sonra tezgahların önünde pek kimse bulunmazdı. Herkes tutup mümkün olduğu kadar çekilmeye giderdi. Musa'cığım, tebrik ediyorum. Sayın Belediye Başkanı da zikrettiği gibi Kastamonu burada muhteşem bir güzellik yaşıyor diye. Önce Çamlı Gıda'nın başarısı, organizasyonu, sevgili Filiz Çamlı'nın, sevgili Musa Tunoğlu'nun. Hatta dün akşam da Murat Show'da bunu konuşmuştuk. Ben bu esnafı gördüğüm zaman yüzüm güldü, mutlu oldum. Senin duygularını alayım. Ahmet abi, öncelikle ayağına sağlık, hoş geldin, sefalar getirdin. Arnavutköy Belediye Başkanımız Mustafa Candaroğlu Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu alanı bize tahsis etti, bize ses sahneyi kurdu, destek oldu. Arnavutköy'de yaklaşık olaraktan 20 bin civarında Kastamonlu hemşehrimiz var. Ve burada belediye başkanımızın da Kastamonlu oluşu bize ayrı bir gurur veriyor. Ona öncelikle çok teşekkür ediyorum. Hemen unutmayayım, Sayın Başkan dedi ki organizatörlerle dernek başkanları ve federasyon başkanının sözünü aldım. Her yıl bu etkinlik bu alanda yapılacak diyor. Evet, başkanımız bu konuda çok aktif bir insan. Genç bir belediye başkanımız. Burada 4 tane Kastamonu'ya ait dernek var Arnavutköy'de. Ama Kaster Şubesi öncülüğünde bu etkinlik gerçekleşiyor. Biz de bir organizasyon firmasıyız. Buradaki işin mutfağındayız. Standların kurulumu, işte esnafların yerleştirilmesi, arka plandayız. Ama bu işler kolayına olmuyor. Emek etmeden yemek olmuyor. İnanın, ben 4 günden beri 3 saat uykuyla yaşıyorum. 3 saat uykuyla bu işin hazırlıklarım. Sabah senden yaklaşık 4-5 saatten beri de bir röportaj vermek için koşturup duruyorsun peşimde. Yağmur var burada. Yağmura rağmen şu anda alanda 10 bin kişi var. 10 bin kişi var. Gerçekten muhteşem bir görüntü yani. Şöyle söyleyeyim, sahnenin o protokolden sonra abi, caddeye kadar tuvalette dahi sıra var. Yani 10 bin kişi var burada. Yağmura rağmen burayı terk etmeyen, uzaktan yakından gelen, daha Gebze'den kalkıp gelen, Kartal'dan kalkıp gelen, İstanbul'un çeşitli ilçelerinden gelen tüm hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten muhteşemsin Kastamonu diyorum, muhteşemsin Arnavutköy diyorum. Bizim de daima her zaman yaptığımız için en iyisini yapmaya devam edeceğiz diyorum. Farkındaysan müzik durmuyor, müşteri durmuyor, davul zurna durmuyor. Musa Tunoğlu ile Filiz de, Allah vere de, Filiz bir dakika alabilir miyim seni? Filiz'im bir dakika alayım seni. Allah aşkına şimdi bakın, garibim o kadar koşturuyor ki biraz boyu kısa olduğu için eğiliyor. Görmüyorsunuz, abartmıyorum, en az kameranın önünden 8-10 defa geçti. Bir yandan insanlara hizmet etmeye çalışıyor, bir yanda iş sahipleri. Abim tebrik ediyorum ya. Teşekkür ederim abi ya. Senin yüzün, demin röportajı da söyledim de, senin yüzünü gülmek beni çok mutlu ediyor. Sağ ol, çok canımsın. Da sağ ol. Öpüyorum seni, kolay gelsin. Biraz sonra enişteye döneceğim yapabilirsem. Çamlı Gıda bu sene zirvede. Ya onu evet. Kesinlikle muhteşem. İnşallah Allah. Çok güzel projelerle şimdi geliyoruz. Ne var biliyor musun Filiz? Önce bir olurdu keşke. Bu ayıp şeyi çekemeyeceğim. Sizin kalbiniz temiz. Kesinlikle. O yüzden Allah fazlasıyla vereceğine inanıyorum. Şimdi ikiniz yanımdayken söyleyeyim. Önümüzdeki hafta neredeyiz? Önümüzdeki hafta Sultanbeyli'nde kültürlerin kaynaşması programı var. Orada Kastamonu'da hemşerilerimiz var. Onlarla beraberiz. Orada da yine etkinliğimiz var. Orada da Yılmaz Cesur, Şevket Doğan sahne alacak. Davul Zurna ekibimiz var. Bütün hemşerilerimizi 22 Ekim Salı akşamı Sultanbeyli Meydan Park'a bekliyoruz.
Salı akşamı olması sizi korkutmadı mı? Vallahi biz Kastamonulardan eminiz. Yaptığımız işten eminiz. Ben orada da 10 bin kişinin altına düşeceğini düşünmüyorum Ahmet abi. Yani biz hemşerilerimize ulaşmakta kolayız. Ya şimdi röportaj bittikten sonra nazar ederim diye korkuyorum ama masaların, abartmıyorum, bir tanesinde boş sandalye yok. Sabah dönere doğru dönersek ben 110 kilo döner taktım buraya. Şu anda bitti. İkinci dönerimizi hazır ettim hemen demin. Kısmet olursa bir 50 kilo onu da takacağım. Şu anda akşam saat 7.30 geçti. Diyeceksin ki ne zaman satacaksın? Gece 12'ye kadar o döneri de bitirmem lazım. Valla demin özür dilerim. Ama benim gitmem lazım. Tamam, hemen göndereceğim. Etin az önce yedim dönerden. Bir daha yiyeceğim. Gerçekten lezzetli, mükemmel. Kaliteyiz çünkü, ondan öyle değil mi ortak? Evet. Allah'ım utandırmasın. Evet. Çok işimiz var. Çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Ondan sonra bir sevdadır Karadeniz bir programı diyoruz. Ahmet Güngör diyoruz. Hoşçakalın. Ben de reklamımı yaptım. Bu ara ben enişteye bir mikrofon uzatacağım. Dur, hemen geç. Hem enişte hem ortaklardan kardeşim. Selamun aleyküm. Abi ne oldu? Yağmur, ıslanıyorum. Dediğim gibi vallahi yağmur altındayız. Atilla'cığım kolay gelsin. Sağ olun. Bu işe başladılar. Sevgili gelin kardeşim de yanında. Yağmurda ıslanıyorsun ama çok kısa da olsa. Ne diyorsun? Mahvettiler beni. Güzel. Yoğunluk çok güzel. Allah'ım fazla yoğun. Filiz'ime dedim ki abim senin yüzünü. Filiz çık oradan. Oradan çık. Senin dedim yüzünü gülerken görmek beni çok, çok mutlu ediyor. Vallahi ıslanıyorum. Islandım. Ben de ıslandım valla. Hayır, içeri gel. Efendim, biri daha var, hemen geliyorum. Adam Bursa'ya gitti abi Bodrum'a. Paraları yedi geldi, şimdi çalışıyor. Tunoğlu'nun abisi. Yok, Kuşadası'na gitti, Bodrum'a. Evet, Kuşa. Tunoğlu. Evet. Yoruyorlar seni bugün, nasıl? Yani bugün harika bir gündü. Tabii şu ana kadar da çok güzel gitti. Arnavutköy Kastamonu tanıtım günleri. İlki yapıldı. Yıllardır böyle bir program yapılmamıştı Arnavutköy'de. Ve inanılmaz bir ilgi. Muhteşem bir kalabalık. Muhteşem bir katılım var. İşte Yağmur biraz bir 10 dakika önce geldi. İnsanları tabii biraz zor durumda bıraktı. Ama dünden bugüne 2 gündür muhteşem bir ambiyans var burada Ahmet abi. Yani insanlar özlemiş, Arnavutköy özlemiş, Avrupa yakasının özellikle Sultan Gazi, Gazi Osman Paşa, Arnavutköy bu bölgedeki hemşerilerimiz inanılmaz bir ilgi gösterdiler buraya. Ben organizasyonun ana ev sahibi olan Kaster Arnavutköy Şube Başkanı ve yönetimini tebrik ediyorum. Bu organizasyonu üstlenen Çamlı Gıda firmasını, Musa Tunoğlu ve Filiz İrfan Çamlı'yı da tebrik ediyorum. Yani her zaman olduğu gibi ya Musa Tunoğlu bu tür organizasyon işlerinde artık ne dönemini yaşıyor diyelim? Ustalık dönemini yaşıyor. Yani altın dönemi diyelim. Altın dönemini yaşıyor. Evet, ustalık dönemini yaşıyor. Yani şu an organizasyon konusunda, bu tür organizasyonlar konusunda herhalde Türkiye'de 2 veya 3 tane organizasyon firmasından birisidir Çamlı Gıda Organizasyon. Ben kendilerini tebrik ediyorum. Ve bundan sonra yapılacak olan etkinliklerde de yani bu bir ciddi bir gösterge oldu. Şubelerin bu anlamdaki organizasyonu. Kimse beklemiyordu bu kadar büyük bir kalabalık olacağını, kimse bu kadar bir ilgi olacağını da beklemiyordu. Ama gerçekten ilgi siz de gördünüz, muhteşem bir ilgi hala var. Hala da devam ediyor. Yani yağmura rağmen insanlar alanı terk etmiyor. Yağmurun altında insanlar konser dinliyor ve... Az önce gök gürlüyordu, ben havai fişek sandım, meğersem gök gürlüyormuş. Evet, ben de dedim ki herhalde havai fişek gösterisi var ama havai fişek gösterisi değil. Rabbim böyle bir uyarı yapıyor herhalde. Ama insanlar buna rağmen alanı terk etmiyor. Ve şu anda da döner standımızın, işte gözleme standımız, hala insanlar yağmurun altında bu muhteşem döneri yemek için, bu lezzetleri tatmak için bekliyorlar. Ben
tüm dostlara, buraya katılan herkese, ziyarete gelen tüm hemşerilerimize ve tüm Kastamonu dostlarına çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Efendim biz Cengiz Kurdoğlu için sahneye doğru dönüyoruz.